Merhaba, yeni bir videomuzla karşınızdayız. Bugün starter yapacağız. Starter yani başlatıcı ne demektir? Şunu düşünelim. Kullandığımız mayaların içindeki canlı maya sayısının arttırılmasını istiyoruz. Daha kuvvetli, daha güçlü mayalar olsun istiyoruz. Birinci amacı starter kullanmamızın bu. İkinci amacı da o kadar bire için malzemeyi hazırladık, ettik, her şey hazır. Ama eğer mayamız çalışmıyorsa, ölüyse bütün malzeme çöpe gidecek. Bunu engellemek için starter yapıyoruz. Yani mayayı bir anlamda test etmiş oluyoruz. Normalde starter kullanmak için malt ekstraktı kullanılıyor. Daha kolay oluyor. Malt ekstraktını suda hemen çözüyorsunuz ve gerekli mayayı atıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Fakat biz baktık ki bizde malt ekstraktı yok. Ne yapalım? Mecburen tekrar tam tahıldan bir mayşe hazırlayacağız ve starter için o mayşeyi kullanacağız. Maltımızı öğüttük. Pale malt 350 gram, 2 litrelik bir mayşe hazırlayacağız. Şimdi başlayalım. Halletrede 68 dereceye çıkardık suyumuzu. 3 litre alıyoruz. Suyumuzu iglomuza dolduruyoruz. Maltımızı katıyoruz. Bir saat bekleyeceğiz. Mayşemiz hazırlanırken size karıştırıcıyı anlatmak istiyorum. Şimdi mayayı bu eğlen mayara koyacağız. Mayşemizi eğlen mayara koyacağız. Ve bunun için de bunu hava açısından beslememiz gerekiyor. Oksijen anlamında zenginleştirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Hem karışacak hem içine bol bol oksijen dolacak. Şöyle yapacağız. Bu gördüğünüz eğlen mayara. Burada bunu test için doldurduk. İçinde bunun bir tane küçük mıknatıs topu var. Şimdi göreceksiniz. Buna biz balık diyoruz. Bir mıknatıs parçası bu. Ve şurada da gördüğünüz gibi bir aparatımız var. Bu aparatı biz yaptık. Siz de çok rahat yapabilirsiniz ama göstereyim. Şurada gördüğünüz bir PC'lerde kullanılan fan kontrol ünitesi. Yani fanların hızını ayarlamaya yarayan bir ünite. Bunu kullanıyoruz. Çünkü fanın dönüş hızını ayarlamak daha kolaylık sağlayacak bize. Ortaya bir tane 12 santimlik fan monte ettik ve ortasında da iki tane kuvvetli mıknatıs var. Bu mıknatısı kadar hard disklerden çıkardık. Başka yerden de bulabilirsiniz. Tam ortaya bunu silikonla yapıştırıyoruz. Bu gördüğünüz sistem 12 voltla çalışıyor. Bir adaptörle bunu normal hale, normal elektrikten güç alarak kullanabilirsiniz. Bunu taktığımız zaman güce gördüğünüz gibi mıknatıs dönmeye başlıyor. Ve bunun içinde istediğimin göstermiş olduğum gibi bir tane balık verir misin bana oradan? Dönmeye başlayacak ve girdap olacak demin yaptığımız gibi. Böylelikle girdap çalışıyor. Bunun içinde mayşe ve maya olduğu zaman mayamız temiz oksijen alacak, güçlü oksijen alacak ve iyice çoğalacak, kuvvetlenecek. Mayşemiz mayşe tankında termosta bekledim. Şu anda forlafa başlayacağız. Akışları almaya başlayacağım bu elimde gördüğünüz maşrapaya. Ne zamanki netleşene kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Mayşe akışımız oldukça berraklaştı. Şimdi kaynatma için mayşeyi kaynatma kazanımız olan bu tencereye alacağız. Şimdi kaynatmaya başlayalım. ...10-15 dakika kadar kaynatmamız yeterli olacaktır. Önemli olan içindeki bakterilerin, mikropların ölmesi. Mayşemiz güzelce kaynıyor. Vigorously boiling değil ama kaynıyor. Şimdi 15 dakika kadar kaynattık.
Şimdi soğutma aşamasına geçeceğiz. Tenceremizi alacağız ve bir buz banyosu hazırlayıp buz banyosuna daldıracağız. Ve mayaşeyi soğutacağız. Soğuk su doldurup içine 2 bardak da buz atıyoruz. Böylelikle çabuk bir şekilde soğuyacak. Örneği mezure dolduruyorum. Şimdi gravite ölçeceğiz. Evet, graviteye bakıyorum. 1037. Bunun ideal ölçüsü 1030 ile 1040 arasında olmasını tercih ediyoruz. Starter'da yapacağımız mayaşe için. Biz 1037'deyiz. Eylem mayarımızı sanite edeceğiz. Mayaşeyi bunun içine de kaynatabilirsiniz. Ateşe direkt dayanıklı bir kap zaten. Koymadan evvel, mayaşeyi buna transfer etmeden evvel kaynatalım, sanit olsun. Evet, eylem mayarındaki su kaynıyor. Bir süre kaynadıktan sonra sterilize olmuş olacak. Altını kapatabiliriz. Sterilize ettiğimiz, tasarladığımız hunimizi koyuyoruz. Ve yavaşça dolduracağız. Evet, mayaşemizi, eylem mayarımızı aldık. Yanımızda starsanımız var. Starsan'dan alınmış bıçağımız ve mayalarımız var. Şimdi 3470 Lager mayası kullanacağım. Tabii bizim bir önceki yaptığımız yıkama videosunda maya nasıl yıkanır diye bir video hazırlamıştık biliyorsunuz. Oradaki mayayı da kullanabilirsiniz. Üç paket maya attım. 34,5 gram. Şimdi size başta anlattığım balık, bir mıknatıs. Onun içine atıyorum. Bunu koyuyorum. Mıknatıs kendini, balık kendini ortaladı. Şu anda orada duruyor. Başlıyoruz. Gördüğünüz gibi girdap oluşmaya başladı. Mayamız bol oksijenle de beslenecek. Ve mayaşemizdeki şekerleri yemeye başlayacak. Evet, şimdi gördüğünüz gibi starterımız gayet güzel dönüyor. Bol zenginleşiyor. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden biri, bunun 22 derecede şu anda sıcaklığı. Çok sıcak olursa olmaz. Biz bu starter'ı 2 gün boyunca çalıştıracağız. İyice zenginleşecek, iyice kuvvetlenecek. Ondan sonra bunu istiyorsanız dolapta saklayabilirsiniz. Kullanmadan evvel, hatta dolaba koymanızı öneririm. Koyduğunuz zaman maya dibe çökecektir. Üste kalan sıvı kısmı atarsınız ve dipte kalan mayayı yapacağınız fermenterin içine, biranın içine gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bunun ağzını açık bırakmamanız öneririm. Çünkü dışarıdan da çok büyük bir pislik, toz moz gelmesin. O yüzden oksijen zenginleşmesi gerektiği için alüminyum hava kilidi de kullanmayacağız. O yüzden biz bir alüminyum folyo alıyoruz. Starsan'la zorladıktan sonra hafifçe şu şekilde koyuyoruz. Bu şekilde
2 gün kadar çalışmasını istiyoruz. Şimdi bir bira zamanı. California Steam bir. Bir önceki videomuzda bu bireyi yapmıştık. Şimdi hazır. Gayet de güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.